Burdur'dayız ve uzay çatının altındayız efendim. Çok sıcak bir günde Burdur pazarında nabız nasıl onu yoklayacağız. Müşterilerimizle ve satıcılarımızla konuşacağız. Bakalım uzun zamandır gelemediğimiz salı pazarında biz yokken neler olmuş, neler bitmiş, fiyatlar nasıl, piyasa nasıl birlikte öğrenelim. Şu anda röportaj yapacak çok zamanım yok. O zaman yani, çaylarımın hepsinin parasını verecekseniz yaparım. Yani. Beni komik duruma düşürme bak he. Şöyle device buradan buna diye ben de pes atayım bu kızlar ünlü olsunlar. Ya benim pazarla bir alakam yok. Olsun olsun. Yerinden, dalından halka hizmet yapıyoruz. Ben sattığımdan memnunum, müşterim de memnun. Çünkü yerinden getirdiğim için aracı yok, komisyoncu yok. Direkt dalından halka hizmet yapıyoruz. Benim moralim süper, hiç hayatta bozulmaz. Ya. Evet. Neden? Bunun sırrı nedir? Bunun sırrı genç olmam. Genç olmam. Evet. Ya nasıl böyle bu kadar genç kalmaya adapte, odaklı olabiliyorsunuz? Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Çalışıyorsunuz da karşılığını alıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Ama bu önemli bir şey. Mesela çalışıp karşılığını aldığınız için belki gençsiniz. Evet. Alamasanız karşılığını. Alamasam da genç olurum. 87 doğumluyum ben. Benimle yaşıt olan arkadaşların saçları ağırdı. Benim bak Allah'a şükür. Neşeliyim, kurtarıyorum. Evet, evet. Şimdi pandemiden dolayı biraz işlerimiz zayıf. İnsanlar biraz tereddüt ediyor pazara çıkarken. Ama yine de tabii insanlara ihtiyacı durumu, sebze meyvedir. Mutlaka geliyorlar yani, buradan görmek zorundalar. Marketler zaten insanların şeyini ihtiyacını tam olarak karşılamıyor. Pazar olmadan olmaz. Pazar olmazsa olmaz. Karpuzlar sera. Tarla karpuzu 2 hafta sonra başlıyor. Biz de insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun ticaretini yapıyoruz. 4 lira ortalama pazar fiyatı. Sanırım önümüzdeki hafta 3 liraya düşecek bu. Elimizden geldiğini yapıyoruz tabii. Herkese yardımcı oluyoruz. Ablam gel. Bu şekilde. Evet. Pazarların ben yayılması talebindeyim. Yani böyle haftada bir gün, iki gün pazarla olmaz mı? İnsanları bir yere yumakla daha mantıksızca bence bu iş yani. 2 hafta pazar olmadı, bir cumartesi gün pazar yaptı. Allah'ım burada iğne atsan yere düşmez. Nerede sosyal mesafe böyle bir şey var mı? Her mahallenin sert pazarının olması lazım. Burası büyük pazar olduğu için. Yani ikametgahı neredeyse orada alışverişini yapacaksın. Nasıl marketler açıksa o şekilde olması lazım bence. İnşallah daha güzel olur. Daha güzel günler görürüz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Başarılar dilerim, sağ olun. Sizi böyle çok sıcaklamış gördük biz. Evet. Maskemizi takarsak yalnız. Pazar piyasası nasıl gidiyor Burdur'da? Vallahi ben şimdiye kadar yoktum. 3-4 gün oldu geleli. Her şey pahalı tabii. Ben emekli adamım. Nerede ucuz varsa oraya gidiyorum. Evet, akşam üzeri olursa pazarlarda ucuzluk var. Döküntüler de dahil bunun içerisine. İşte gösterebilirsiniz. Bak şunlar mesela. Değil mi? Onun için ikindinden sonra gariban takımı o zaman geliyor zaten. Bak farkındaysanız pazar şu anda tenha. Ama biraz daha bekleyin. Saat 5'ten sonra bakın pazarı görün. O zaman görürsünüz yani halkın, vatandaşın ne olduğunu, nasıl olduğunu, şekillerini, şemallerini görürsünüz. Pazar arabalarından da belli olur zaten. Çünkü eski kırılmış pazar arabasıyla gelir vatandaş. Kızım pazara daha ben yeni geldim. Ben Denizli'den geldim. Ben misafirim. Evet. Onun için fazla gezmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Denizli'de nasıl peki pazar? Denizli'de gayet iyi. Normal yani buraya normal. Göre normal. Evet. Şimdi Denizli'de yaprak 13 lira. 15, 10, burada 18-19 lira diyorum. Ama yine de hayat pahalı yavrum be. Geliri olmayanın hayatı pahalı çocuğum. Kolay gelsin. Sağ ol. Bence pahalı, pahalı gidiyor. Tabii öğleden sonra pazar elindeki pazarı bir satmak için daha da uygun fiyata veriyordur. Evet. Elinde mal kalmadığı açısından. Pazar fena değil yani, fiyatlar o kadar pahalı sayılmaz. Yetiştiren düşüneceğiz. Çok güzel. Bugün falan domates en pahalısı 5 lira. Yani çok normal. Biraz yetiştiren düşüneceğiz. Çok uygun. Mustafa Bilyat geldim, anladın mı? Nerede ne olduğunu biliyor. Türkiye'de petrol
doğal gazı çıkarabiliriz, anladın mı? Pazar ucuzlamış bu sıra. Sabancı'nın suyundan ucuz. Tamam. Kalabalık bugün kalabalık. Başlama olmaz. Şu Adana olmasaydı bunları 10 liradan yiyecektiniz. Adana'da 4 sene kaldım ben. Sağırlar okul yapmış, dilsizler okul yapmış, garibanlar okul yapmış. Tamam, bu kadar. Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlı. Allah göstermesin. Batman'ın, Diyarbakır'ın temelini atan biz. Petrol üzerine. Tamam, bitti. Doğal gazı çıkardık de. Nerede çıkardın doğal? Doğal gazı çıkaralım benim şeyde. Edirne'de. Baba eski Lüleburgaz. Şu bina şeklini yaptık gece gündüz. Anladın mı? Onu çıkaran benim doğal gazı. Fiyatlar şu an pahalı da. Biraz ucuzladı da daha tam değil. Evet. Ne diyeyim, aklıma bir şey gelmedi. Çok güzel ya. Tam Türkiye'nin şartlarına uygun. Nasıl? Bize anlatır mısınız? Ya şimdi, eski belediye başkanı. Dur ya, bir anlatma ya. Enflasyon %17 değil mi? %17 var. %17 falan, %10 falan enflasyon ya. Geçenleri 1 lira aldığımız, geçen burada 3 lira olmuş. %30, %17 efendim. Hesabımız o kadar yani, aklımız o kadar ediyor. Başlayacağım bir şey var mı? Güzel yani. Sevdik bak, yeni dünya aldık. Bulunmaz bu mevsimde. Ne güzel bir şey. Geziyorsun pazarda, bak kalabalık. Herkes birbirine zeki yiyor, içiyor, para çok herkese. Daha var mı soracağım bir şey? Sor ya. Ucuzluktan herkes filler taşıyamıyor, götürecek yer bulamıyor, koyacak yer bulamıyor. Arabaları dolduruyor. Yazık Türkiye'nin petrolüne, benzinle, mazotuna. Çünkü arabalar ikide bir evlere zepte meyve taşıyor ya. Çok ucuz. Çok zor ya. Çok zor yani. Gerçekten şimdi Türkiye'nin, biliyorsunuz bu şey, biz benzinle mazotu ithal ediyoruz. Döviz ödüyoruz. Onun için dövizlerimiz onun için yok zaten Türkiye'de. Yoksa dövizimiz çok olurdu. Tamam. Sadece ve sadece pazarın ucuz olmasından dolayı her şey ucuz. Elhamdülillah halimize. Her şey bol. Her şey normal. Herkes alabilecek. 5'tir, 4 lira. Şimdi bir şey anlatayım size. Bu ilk yerli solunum cihazlarını şirket ya. Ha, onun babası bu. 5 milyon, 10 milyon dolar aldı. Her şey ucuz geliyor. Solunum cihazını yapan benim oğlan. Ha, tabii. Cumhurbaşkanımızın ağzından duydun mu sen? Geçen gün. İşte bizim cihaz. Benim oğlum onu yapar. Bayraklarla ortak tabu diyecek yani. Ben de öyle diyorum. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Her şey güzel, her şey normal. Üreticinin kazanması gerekiyor. Üretim bir şekilde teşvik edilmesi gerekiyor. Bunların ya mı? Bunu şöyle bir şey var. Sübasyon'da bir şey vardı. Üretici. Şimdi sübasyon şu. Şu anda üretim azsa sebebi nedir? Kâr etmemektir. Diyelim mi şu anda diyelim buğday 2800 değil mi? Sen devlet olarak 2800'den esnaf alsın, üreten adama gel kardeşim 2 lirada ben vereceğim diyeceksin ki ithal buğday almayalım, Rusya'dan buğday almayalım, Bulgaristan'dan buğday almayalım. Bıraklık üreticiye, üretici bir destek olalım. Sübvansiyon var, siz bilmezsiniz. Kızlar pamuk şeker alayım ben size, gelin. Şurada var. Teşekkür ederim. Ben ısmarlayacağım gerçekten. Ya. Ben bunu kaydı da yan yan. Gelin ya, pamuk şeker. Ben de. Ya. Satışlar şu an iyi gidiyor ama müşteri için iyi, fiyatlar uygun ama çiftçi için hiç iyi bir şey değil. Fiyatlar yere sökmüş durumda şu an. Alışımız da satışımız aynı. Mesela yerinde aldığımız fiyat, yerinden getiriyoruz. Alışımız 1 lira keremizi koyup satıyoruz. Ama 1 liradan mazot olmuş 7,5 şu an. Kendi çiftçilikle yapıyorum. Ben gübrenin en ucuzu 200 lira. Bunun kazancı, çiftçi ne kazancı bu fiyatta? Biraz fiyatta mesela alıcı için de, çiftçiyi kazandıracak şekilde de, yükselici şekilde de bunlara devletin el atması lazım. Şimdi bu devletin bu mazotuna, gübresine, çiftçiye, alıcıya, satıcıya bir anda destek vermesi lazım. Bir an önce. Keyifli bir salı pazarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burdur'da bu hafta çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik hem müşterilerimizle hem satıcılarımızla. Bir dahaki salı pazarında bu hafta programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.